Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak düzenlediğimiz İstanbul Basın Buluşması programımıza hoş geldiniz. Evet değerli basın mensupları, bizler Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı olarak siyasetin ikliminin zor olduğu bir dönemde, yine pandemi gibi çok yıpratıcı bir sürecin içerisinde kurulan bir teşkilatız. 700 bin nüfuslu bir ilçeyi 25 yaşındaki arkadaşlarımıza emanet edebilecek kadar, yine 26, 28, 29, 30, 32 yaş bandında çok sayıda ilçe başkanı arkadaşımıza önemli ilçelerin sorumluluğunu verebilecek kadar da farklı bir siyaset anlayışı ortaya koyuyoruz. Evet, ben daha fazla uzatmadan sözü genel başkanımıza vereceğim. Toplantımız hayırlara vesile olur inşallah. Arkadaşlarla sık sık söylediğim bir husus var. 1 Ekim siyasetin nevrozudur. Siyasetin hareketlendiği, nevşine mağ bulduğu, tekrar yeni gündemlerle heyecan ve hız kazandığı bir dönemdir Ekim'le birlikte. Meclis açılır. Yazın Anadolu sathında olan siyasiler Ankara'ya dönerler ve yeni gündemlerle birlikte siyaset açılır. Böyle bir dönemde ilk buluşmayı, basın buluşmamızı İstanbul basınıyla, ulusal basın değil sadece, İstanbul'un yerel ulusal basınıyla buluşarak bu döneme girmek istedik. Bugün İstanbul'dan hareketle Türkiye'nin ulusal gündemiyle ilgili de bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Türkiye'nin en büyük hazinesidir. Petrol rezervleri, doğal gaz rezervleri nice zenginliklerle karşılaştırılmayacak kadar büyük bir hazine. Bu hazineyi korumak, bu hazineyi geliştirirken o kadim niteliklerini ve doğal güzelliklerini korumak hepimizin üzerine bir vazife. Ancak son dönemlerde baktığımızda İstanbul'un hoyratça örselendiği, doğal güzelliklerinin tahrip edildiği, kadim tarihi değerlerinin küresel görünümlü ama planlanmamış görüntüler altında ezildiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu bana sadece bir devlet adamı, bir siyasetçi olarak değil, şehirler ve medeniyetler üzerine kitaplar, makaleler yazmış bir akademisyen olarak da büyük bir ızdırap veriyor. Ve önümüzdeki dönemi çok daha riskli görüyorum. Allah'ın en büyük lütfu olan o güzel mekanı, bundan sonra bari nasıl koruyacağımızın, nasıl düzenleyeceğimizin hesaplarını, planlamalarını yapmak zorundayız. İki şey beni ciddi şekilde kaygılandırıyor. Deprem riski ve birçok yapıda olan sıkıntılar, bunlar zaten malum. Ama son dönemde ekonomik sıkıntıyla birlikte gelen, ekonomik krizle birlikte gelen ve cahil bir ekonomi yönetimi tarafından, açık ifade ediyorum artık, cahil bir ekonomi yönetimi tarafından her geçen gün derinleşen sorunlar karşısında İstanbul üzerinde baskı oluşturabilecek iki hususa dikkat çekmek istiyorum. Tarım alanlarının boşalmaya başlaması, çift bozan dediğimiz çiftçiliğin bozularak o arazilerin şehirlere yeni bir göç dalgasının oluşma ihtimali ve bunun doğurduğu işsizlik. İkincisi de enflasyon ve hayat pahalılığının doğurduğu şartlar dolayısıyla şehirlerimiz üzerinde özellikle de İstanbul'daki yoksullaşmanın artması. Şimdi enflasyon rakamları, çok karamsar tablo çizmekten hoşlanmam ama yıl sonuna doğru bu politikalarıyla enflasyon %30, onların rakamlarıyla geçmesi kaçınılmaz hale geldi. Enflasyonun hesaplamalarında vahim hatalar yapıyorlar. Kırşehir'de pazarcı isyan ediyor. Yani hem alan isyanda hem satan isyanda. Öyle bir iktidar düşünün ki herkesi mutlu etmesi gereken iktidar, hani şöyle olur, başarılı iktidarlar herkesi mutlu eder. Başarılı yönetimler. Vasat yönetimler bir kesimi mutlu eder, bir kesimi mutsuz eder. Ama en başarısız yönetimler, başarısızlıkta zirveye varanlar herkesi birden mutsuz eder. Bunların üretici de mutsuz, tüketici de mutsuz. Mutlu olan bir tek 3-5 müteahhit. Onlar dahi artık şey yapamaz durumdalar. Kira, konut arzında ciddi düşmeler var. Şimdi İstanbul bağlamında birkaç şeye bu çerçevede dikkatinizi çekmek istedim. Tam da böylesi bir kırsal alandan boşalma ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemde Kanal İstanbul gibi İstanbul'un doğal sınırlarını daha da zorlayacak olan bir yeni projeye imza attılar. Kanal İstanbul sadece rant projesidir. Son bir husus soru olarak gündeme gelebileceği için son Rusya ziyareti, Amerika'ya giderken Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya giderken söyledikleriyle enflasyonu
çiftçiyi, öğrencileri, kira meselesini anlamadığını, takip etmediğini gösterdi. Dönerken de diplomasinin en basit kurallarından dahi uzaklaştığını, bihaber olduğunu ve çevresinde diplomasi bilen kimsenin kalmadığını göstermeyen açıklamalarla kendisine randevu vermeyen Biden'a duyduğu öfkeyle Soçi'ye yanına bakan bile almaksızın tam bir teslimiyet psikolojisi içinde gitti. Hem Amerika'dan hem de Rusya'dan diplomasi bakımından hepimizi üzecek istiskal ölçeğinde bir tavırla karşılandı, açık ifade etmek gerekir. Bana gelen bilgiler, bazı duyumlar bunun Rusya tarafından istendiği yönünde. Eğer Rusya tarafından böyle istenmişse durum daha da vahim. Türkiye etinde kimin yer alacağına başka bir ülke karar veremez. Eğer Erdoğan tarafından bu tercih edilmişse bu şu demektir: kendi bakanlarına ya güvenmiyor, yani ya bilgilerine güvenmiyor ya da sadakatlerine güvenmiyor. Her iki halde de bakanları değiştirmesi lazım. Ya da bakanların bu bizim devlet onurumuza yakışmaz deyip ayrılması lazım. Başbakanlık döneminizden evvel AK Parti içinde siyasi hayatınızda daha evveliyatında hiç istifa etmeyi düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz sizi bundan alıkoyan neydi? İstifa meselesi benim devlet hayatında diyeyim, siyasi hayat sadece sınırlamak doğru değil. Üç aşama oldu. Dört aşama aslında. Bir, baş danışman olduğum dönem 2002-2009. O dönemde zaten siyasi değildim. Büyükelçiydim. Devleti temsil ettiğim için siyasi görev almam mümkün değildi ama dış politika dahil birçok konuda etkim olduğu biliniyor. Bundan da hiç kaçınmadım. Sadece 2007'de milletvekilliği seçimi söz konusu olduğunda Sayın Başbakan, o zaman Sayın Erdoğan, istifa edip milletvekiliğine aday olup Dışişleri Bakanlığı Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanı olması sonrasında olmam gerektiğini ifade ettiğinde tümüyle istifa edip akademik hayata dönmek istediğimi söyledim ama herhangi bir problem olduğundan değil. Daha sonra barbarca kapatılan şehir üniversitesinin kurulabilmesi için bir akademik çalışma yapmayı düşünüyordum. Bir o dönemdir. Daha sonra Dışişleri Bakanı olduğumda 2009-2000 ikinci evre, 2014 yoğun dış politika ile ilgilendim. Ülke içindeki gidiş şeyle, hani bu ekonomik dosyalar vesaire ile ilgimiz belli sınırlar içindeydi tabii Bakanlar Kurulu üyesi olarak. Herhangi bir istifa düşüncem olmadı. Görevimi yaptım. Başbakanken Türkiye'nin bütününü yönetmeye başladığımda giden aksaklıkları çözmek için reform paketleri, başta şeffaflık, siyasi ahlak gibi oluşturduğum zaman ilkesel ayrılığa düştüğümde de hiç tereddüt etmedim. Arkama bakmadan istifa ettim. Başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da doğru bildiğim hakikatleri önce içeride, sonra dışarıda söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ararsa ben her zaman söyledim, herkesle görüşürüm. Biraz önce de zikrettim. Benim sormak istediğim, Türk Evi ile sizin açılışının bakış açınız nasıldır, nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar, Türk Evi Türkiye'nin önemli kazancıdır. Türk Evi kendisi ve son İhsan Sabri Çağlayangil 70'li yılların sonunda, Allah rahmet eylesin, Türkiye çok önemli bir mekanı kazandırmış. Dışişleri Bakanı olarak gurur duyardım. Birleşmiş Milletler'in tam karşısında herkes gelip bize orada ziyaret ederdi. Bir kazanımdır. Orada Türkiye evinin yeniden inşa edilerek geniş bir alan kazanmış olması da doğru olmuştur. Türkiye'nin itibar açısından, oradaki temsili açısından ve dost ülkelerin orada yer bulabilmeleri açısından doğrudur. Yanlış olan ne? O açılışa İki uçak, bir de Türkiye'den kargo uçak, arabalar için gidecek kargo uçak kaldırmak yanlış. Kargo uçak kaldırıp İstanbul'da kullandığınız araçları onun içine koyup giderseniz bu ekonomik şartlar içinde, Türkiye ile alakası olmayan bir sürü insanı sırf siyaseten yanınızda tutmak için uçağa alırsanız, Türkiye'de görüşme yapabileceğiniz siyasi liderlerle New York'ta resim verip görüşme yaparsanız yanlış olan bu. Efendim, Tayfun Bey'in sorusu çok gündeme gelen bir soru. DEVA ile Gelecek Partisi'nin ayrı olduğu noktalar nedir? Niye ayrısınız? Niye sizi tercih etsinler? Biz beraber olmak için elimizden geleni yaptık. Partiler kurulmadan önce gereğini yaptık. Sayın Babacan'la ekibiyle yapılan görüşmelerde sürecin içinde olan herkes bilir ki tek bir parti olarak ortaya çıkmak için ben şahsen ve arkadaşlarım topluca gereken her türlü fedakarlığı yaptık. Herkes bunu bilir. Ama siyaset nihayet bir takdir işidir, bir karar irade işidir. Başka bir parti kurma iradesi almaları dolayısıyla da tabii kimseyi kınayamayız.
Parti tekliflerinden sonra partiyi biz Aralık ayında kurduğumuzda da hep bu kapıyı açık tuttuk. Şimdi de kapımız herkese işbirliği anlamında da görüşme anlamında da açıktır. Karşılıklı nezaket saygı kuralları içinde bütün partilerle de tutumumuz budur. Ha, insanlar niye Gelecek Partisi'ni tercih edecekler sorusuna ise söylenecek çok söz var. Siyasi olarak FETÖ'ye karşı da PKK'ya karşı da bütün terör örgütlerine karşı da en kararlı mücadeleyi biz verdik. Geçmişimiz bununla bilinir. İstanbul'da 15 Temmuz'da kimlerin olduğunu sağ tarafıma bakın. 15 Temmuz'da İstanbul'u o hain çeteye karşı sivil direnişi yapan Selim Temurcu Bey, İsa Mesih Bey alanda beyaz gömlekleriyle mücadele ediyorlardı. Eğer İstanbul o sabah darbecilere teslim olmamışsa, işte bizim sadece onlar değil, Gelecek Partisi'nin bütün kadroları o gün alanda olan kadrolardır. AK Parti onları tasfiye etti. Gelecek Partisi ile birlikte onlar tekrar siyasete girdiler. Sayın Genel Başkan Samet. Samet Övüç. Samet. Evet. Biraz yanlış yazılmış. Kusura bakmayın Samet Bey. Estağfurullah. Samet Övüç, Pendikli TV Genel Yayın Yönetmeniyim. Mart ayında Pendik'e bir ziyaretiniz olmuştu. Sayın İl Başkanı da değindi. İl ve ilçe başkanlarınız genç kişiliklerden oluşuyor. Pendik ilçe başkanı da yine böyle genç bir kişi. Burada kişileri seçerken teşkilatlarınızda, ilçe ve ilde, belki de genel yapılanmada en dikkat ettiğiniz konu nedir? Bunu merak ediyorum. İkinci sorum da çok kısa. Medya ve basın mensupları olarak birçok sorunumuz var. Hepsini dile getirdi sayın büyüklerimiz, yaşıtlarımız. Sizce basının en büyük problemi nedir? Teşekkür ediyorum. Samet Bey, genç kişileri seçmemiz doğru. Çok genç bir kadromuz var. Ben bir siyasette de hoca olarak bilinirim. Benim en önemli misyonumdan birisi yeni bir siyasetçi neslini yetiştirmek olacak. Yolsuzluklara bulanmamış, ideallerinden, ilkelerinden sapmamış yeni bir siyasetçi nesli. Vaktini tüketmiş eski siyasiler üzerinden popüler bir siyaset yapmak yerine daha zor, daha çetin ama bundan sonranın 30 yılına en azından mührünü vuracak yeni siyasileri kazandıracağız. Gözleri ışıl ışıl parlayan birini gördüğüm zaman siyasette benim de heyecanım artıyor. Ve çok sayıda genç siyasetçi arkadaşımız var. Göreceksiniz Gelecek Partisi bu yönüyle öne çıkacak ama tek kriterimiz var liyakat. Liyakat, cesaret, samimiyet ve dürüstlük. Bunlara sahip olan yaşına bakmıyoruz. Basının en temel problemi nedir diye sordun. Özgürlük, özgürlük, özgürlük. Önce özgürlük ortamı şart. Çok teşekkür ediyorum. Katılım, aktif katılımdan özellikle memnun oldum. Gerçekten bugün benim için çok özel bir gün. Tek tek hepinize teşekkür ediyorum. Değişik vesilelerle bir araya geleceğiz inşallah. Çok sağ olun.